gösterimizde şöyle bir gönlümüzü okşayalım. Akşam çok güzel hareket olur buralarda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, maalesef İzmir böyle. Yapacak bir şey yok. Eğitim seviyesiyle alakalı bir durum. Of ya, şerman etme kardeşim ya. Gerçekten üzerine cihaz tanımam. Bakar mısınız hiç ya? Şu güzelliğe bakın ya. Özellikle var ya, motorun sesi beni benden alıyor arkadaşlar. Lastiğin sesi, motorun çıkardığı ses yüksek hızlarda. Böyle gıdıklıyor beni alt alttan. Daha fazla bas, daha fazla bas diye. Bir kordon turu yapmadan çıkılmaz dedim. Normalde işim karşı tarafta, Karşıyaka'ya geçeceğim. Alsancak kordon iskeleden bugün feribotu kullanayım dedim. Şermanesime kıyamıyorum haliyle, fazla kilometre yapsın istemiyorum. Bak bak, İngiltere'de yaşıyor arkadaş. Dediğim gibi fazla kilometre yapsın istemiyorum şermanesim. Şu karşı tarafta görmüş olduğunuz feribotlardan bir tanesiyle Şaka'ya da Bostanlı'ya geçeceğim. Orada tekrar şermanesimi atlayacağım. Vuracağım kırbaçı, vuracağım kırbaçı. Mavişehir tarafına, Hilltown'a doğru gideceğim. Hilltown'da da bir akşam yemeğiyle günü bitireceğim. Mavişehir tam şu karşı taraf arkadaşlar. Bu haberlerde görmüşsünüzdür. Geçen hafta sel baskını alan yer. Bu villaların suya gömüldüğü yerler. Kelemize geldik. Buradan feribota binelim. Bakalım ne zaman varmış. Evet, Bostanlı'ya gidiyor. Hilltown'a daha yakın. Galiba grev tarzı bir şey var burada arkadaşlar. Yalnız ne zaman kordonda tek teker sürmeye çıksam, şurada meşhur bir Ahmet abimiz var, midyeci. Onun midyesini tatmadan eğer İzmir'e yolunuz düşerse burayı es geçmenizi istemem arkadaşlar.
geçer. Evet. Namı diğer Ahmet abimiz de bu kendisi. Eyvallah. Yaklaşık bir 5 dakikadır seni anlatıyorum abi. İzmir'e yolunuz düşerse yemeden geçmeyin dedim abim de. Hoş geldin. Hoş bulduk. İlk feribotumuza. Neresi? Bostan iskeleye mi geldik? Karşıyaka mı? Karşıyaka. İnanın hatırlamıyorum. Evet, Karşıyaka'ya gelmişiz. Dediğim gibi şehir maalesef fazla yol yapsın, kilometre kaydetsin istemiyorum. Göz bebeğim o benim. Oo, çarşıya girilmez. Çarşı çok kalabalık. O zaman biz de şöyle güzelce bir SS'imizle biraz da Karşıyaka sahil turu yaparız sizlerle birlikte arkadaşlar. Evet, az önce bahsetmiş olduğum geçen hafta su baskınları, deniz taşması olayları buralarda yaşandı arkadaşlar. Gördüğünüz deniz ya yol seviyesinden yarım metre falan yukarı çıkmıştı. Yani buralar şu seviyede suydu. Thank you.